Şirin. Hoş geldin Şirin. Hoş bulduk. Çok şirinsin gerçekten. Teşekkür ederim. Nereden geliyor Şirin? İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'dan. Fakat İzmirliyim. Tamam. İzmir'in güzel kızları meşhurdur biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Evet. Neresinden İzmir'in? Göztepe'liyim. Göztepe çok güzel. Peki Tolga senin için geldi Şirin. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ne yapıyorsun, iyi misin? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de, daha iyi olacağım ilerleyen zamanlarda. İnşallah. Neler yapıyorsun? Kendini anlatır mısın? Tabii. Kuaför salonum var. Güzel. İzmir'de mi? Hayır, İstanbul'da. İstanbul'da. 10 senedir İstanbul'dayım. İzmirliyim. Fakat İstanbul'da yaşıyorum. Onun dışında modellik yapıyorum. Güzel. Mankenlik yapıyorum. Bayağıdır yapmıyorum gerçi. Bir senedir, 2 senedir ara verdim. Oyunculuk yapıyorum. Ya dum. 2 senedir ona da ara verdim. 2 senedir bir şey yapmıyorum. Şu anda sadece kuaför salonu var. O kadar. Ne güzel. Anladım. 28 yaşındayım. Bir tane oğlum var 7 yaşında. Maşallah. Ha. Erken evlendin. Evet. Kaç yıl sürmüştü evliliği? 2 yıl. 2 yıl. Evet. Kaç yaşında evlendin? 20 yaşında evlendim. 21 yaşında anne oldum. 22 yaşında boşandım. Bayağı hızlı gitmişti. Çok hızlı oldu. Yanlış bir evlilik kararı Yo, mıydı? Yok, çok severek evlendik fakat anlaşamadık. Tabii yaş küçük, o da benden 2 yaş küçük, büyüktü. İkimiz de çok küçüktük. Aşk her şeyi kurtarmıyor bazen değil maalesef. Mi? Evlilik başka bir şey çünkü. Evet, maalesef. Aşk çok önemli, olmalı, evet. Kesinlikle ama... Ama devamında başka duygularla beslemelisiniz aşkı. Kesinlikle. Ki aşk tek başına yetmediği zamanlarda... Evet. O yaşattığınız, yeşerttiğiniz güven, huzur, dürüstlük, sadakat, anlaşabilme gibi... şeyler ortaya evet, çıktı. Yani yaşta küçük olunca hani belki 20, şu an evet, 28 yaş... yaşındayım. Bir şeyleri daha ekarte edebilirim, kurtarabilirim mutlaka. Belki ama o zaman tabii daha çocukluk, daha gençlik vardı. Tabii. Acele kararlar. O sebepten olmadı. Ayrıldık işte yani. Hayırlısı olsun. Teşekkür Çocuğun ederim. Seninle ama. Benimle evet. Çok güzel. Peki. Hayırlısı olsun. Bu bir engel değil zaten bir ilişkide. Tabii ki yani. Bir sürü insan var boşanan. Sonuçta kimse boşanmak için evlenmiyor zaten. Elbette. Üzücü ama oluyor. Evet. Şu an İstanbul'dasın değil mi? Şey. Evet, İstanbul'da yaşıyorum. Kuaför salonum var, onu işletiyorsun. Evet, kuaför salonum var. Annem daha çok orada ama ben de çoğu zaman oradayım. Onun dışında bir gayrimenkul şirketimiz var kız arkadaşımla. Onunla uğraşıyorum daha çok ben ama yani. Çalışıyorsun yoğun bayağı anladım. Çalışıyorum evet. Güzel, bravo. Çocuk olunca haklısın, mecbur çalışmak lazım. Tabii ki. Olsun yani... Çalışmalı kadınlar ya. Ben çok seviniyorum çalışan Hı-hı. kadın görünce. Kesinlikle. Üreten kadın evet. görünce. Kesinlikle. İhtiyacımız var yani. Çalışmalıyız. Yani sadece tabii ki ekmek parası, geçim çok önemli ama çalışmak insanı manevi olarak da çok besleyen tabii bir ki, şey. Tabii ki huzur veriyor. Boş düşünceleri akıldan atıyor. Kafa yoğun olunca oturup saçma sapan şeylere kurmuyorsun. Yani bir kadının bir altın bileziği elinde bir mesleği, bir diploması olmalı. Bak dünyanın Kesinlikle. Bir türlü hali var. Kesinlikle. Eşini kaybedebiliyorsun, boşanabiliyorsun, aileni kaybedebiliyorsun. Kesinlikle. Bak çocuğu var, bir mesleği var, bakıyor ne güzel ne mutlu sana. Kaç yaşındaydı oğlum? 7. 7 yaşında. Bire başladı bu sene. Öyle Çok başladı. Güzel. Ailem falan İzmir'de galiba değil mi? Hayır burada ailem, annem babam burada. Neden Tolga sordun mu sen? Sormadım. Neden Tolga? Yani çok fazla izlemiyorum aslında ben. Pek vaktim olmuyor. Denk geldiğimde gördüm. Duruşu hoşuma gitti. Konuşması, karakteri hoşuma gitti. Tanımak istedim. Yani özel bir sebebi yok. Sadece tanımak istediğim tanımak. İçin geldim. Bu kadar. Sormak Sebep. İstediğim bir şey var bana. Çok izlememişsin ya. Belki sormak istediğim bir şeyler yani, vardır. Yani sen ne iş yapıyorsun? Ben kendim anlatayım istersen. Lütfen. 26 yaşındayım ben. Modellik ve mankenlik yapıyorum ben de. Öyle mi? Evet, meslektaşı seninle. Süper. Belki beraber defileye de çıkmışızdır. Belki de. Belki de. Ailem Kocaeli'de, İzmit'te. Süper. Ben İstanbul'dayım. Burada yaşıyorum ben de. Bir ev arkadaşımla birlikte. Bu yani. Bu. Peki, birazdan paravanı açacağım. Ama loca adayları gördüler kenardan. Bazıları dayanamıyor. Almaya korkuyorum bu hediyeyi çünkü
Çünkü gördüğünüz üzere yeşilliklerle bezenmiş bir tepsi var. İçindeki çiğ ne? Eyvah. Ama şöyle yapacağız. Ben taşıyamam bir. İkincisi yayın sonrası verelim. Yani kendisine verelim. Diyelim bir tane alsın tatsın. Şu burada hengame oluyor yani. Hiç hoş bir manzara olmuyor. Valla ekran başındaki izleyici için. Hiç... ben bunu derken senin bunu yap. Hiç hoş değil Ercan. Ama şimdi sen örnek olacaksın. Aa, sen bunu yaparsan. Hayır yani yemek isterim ama o kişiye şey ha? Güzel mi? Valla sosu var mı? Acı mı? Biraz acı severim. Çiğ köfte ya yani tövbe. Yani oğlum tamam bak. Yani Özgür zaten kibar, hiç öyle saldırmıyor birileri gibi. Özgürcüğüm kibar, kibarca al bir tane, sana değil ama göz hakkıdır tabii. Evet biz servis edeceğiz. Serkan'a gidelim, kalp krizi geçecek. Serkan'a ver de bir şey olmadan. Serkan bir tane, Serkan sakin ol. Serkan good boy. Serkan tamam aldın tamam. Sonra yersin tamam mı Serkancığım? Tamam senin o, al maydanozu da al. Heh, tamam ama sana gelmedi. Gel. Sana geldi ama. Esin'e geldi efendim çiğ köfteler. Dedim kimse inanmadı. Esin sadece inandı galiba ama doğru, boşuna doğru. İnandı. Aynen biliyorum ilk vermez. Esin'e değil. İlk bana verdiğine göre kesin değil, bana değildir yani. Esin'e değil. Şöyle ben şey yapayım da. Amir'e geldi efendim çiğ köfteler. Valla. Güzeller içinde bir seni seçtim. Kalbimi sana. Sembolik olarak bir tane ver. Sembolik ver bir tane. Sakin, kurtar tepsiyi Ercan. Yavaş. Ercan koş. Ercan kaç. Kaç Ercan kaç. Ercan biraz daha götür ben yiyeyim. Ha oku kartı. Kartı yiyor zannettim. Ne diyor Zor abla? Ve şimdi yiye şey yapamıyorum Zor abla. Önce okuyacaktın sonra yiyecektin. Aynen benim biraz şey yok. İbrahim okusun onu yerine. Kısır dökmüş. Evet. Aile büyüğümüz olan Ferik, Refik, amcam sizin için özel olarak yoğurdu. Hayatınızda tek acı çiğ köftede olsun. Ailem sizi damatları olarak görmek istiyor. Sevinç. Amiri beğenen bir hanımefendi amcasına yoğurtmuş. Tabii şey yapsın. Sevinç Hanım'ı bekliyoruz. Evet tabii. Peki. Sevinç gelsin. Teşekkür ediyoruz şimdiden Sevinç'in amcasına da. Ellerine sağlık. Evet yorum alalım Tolga ve Şirin için. Var mı sorularınız birbirinize arkadaşlar? Benim peki. Yani benim kalmadı şu an sorularım. İbrahim. Görsel olarak çok yakıştırdım. Umarım birbirinize bir şans verirsiniz. Çok güzel bir bayan. Teşekkür ederim. Umarım olur. Umarım olur dedi İbrahim. Diğer İbrahim. Az önce Emel'i savunuyordu şimdi. Öncelikle hoş geldiniz. Bakın şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Az önce şeyi Emel'i tutuyordum Zuhal Hanım. Şu an söylediğin şey çok saçma. Az önceki konu ayrı. Şimdiki talibine yorum yapıyorum. Düşüncemi söyledim. Ne alaka? Işığıma tamam, neyse başka yapmak isteyen varsa. Teşekkürler. İbrahim. Öncelikle hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Teşekkürler. Gayet hoş ve güzel bir bayan. Kendini de çok iyi ifade etti. Ama ben bazı nedenlerden dolayı olumsuz olacağını düşünüyorum. O da yaş ve şey olabilir yani. Begüm'e de verir misin mikrofonu? Begüm yorum yapacak. İbrahim beni dinlersen Begüm'e ver mikrofonu, dün yanındakine laf yatırıcı. Ay iyice kaynadınız bugün arkadaşlar lütfen. Konuşmak isteyenler dışarı çıkabilir ha valla. Hiç kırılmam. İsteyen herkes dışarı çıkıp orada sohbetine devam edebilir. Lütfen buradaki insanlara biraz saygı. Evet Begüm. Ben de kendinizi çok güzel ifade ettiniz. Ama olumsuz olacağını düşünüyorum. Nedense ben paravan açıldığı zaman Tolga'nın olumlu bakacağını düşünmüyorum. Ama sebebini de bilemedim. Yani sizlik hiçbir şey yok. Hı-hı. Öyle içime doğdu, yorum yapmak istedim ben de. Ben olumlu bakmıyorum nedense. Hı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Muhammed?
İkisi de ayrı ayrı çok şıklar. Ben olumlu görüyorum. Kardeş. Belki de aradığın aşk, yaşayabileceğin aşk paranın arkasındadır diye diyor. İnşallah, hadi bakalım. Tolgacığım, eğer yaş senin için çok önemli değilse, hani yok, yaş değil abi. Karşındaki yaşta bayanın senden büyük olması seni rahatsız etmezse. Yani ben anlaşırsam kafa olarak, hani benim için yaş çok önemli değil. Ben de pozitif düşünüyorum. Senin de kriterlerini biraz bildiğimiz için. Evet abi. Zannediyorum tanımak için bir fırsat vereceksin. Hayırlısı abi, sağ ol. Peki, açıyorum artık paravanı Tolga ve Şirin. Tamam, söyle. Kalksın paravanı ortadan. Buyursunlar. Evet. Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Boyun kaç Şirin? 1.73. 73. Hı hı. Güzel. Var mı sormak istediğin bir şey? Yok. Biraz önce sordum. Zuhal Hanım, kendisini daha yakından tanımak istediğim için bir çay içelim. Ne yapmak istemediğin bir çay mi? İçelim. Daha yakından tanımak istediğim daha için. Daha yakından tanımak istediğim için bir çay içecek Tolga ve Şirin. Hadi bakalım, afiyet olsun. Her şey güzel. Teşekkürler. Bir çay gelsin, bir çay gelsin.